Merhabalar değerli dostlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında çıkması muhtemel soruları çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve tabii ki aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Zile de basarsanız her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden de bizleri takip edebilirsiniz. İsterseniz hemen videomuzla devam edelim arkadaşlarım. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1 2 3 4 B. 1 2 4 3 C. 2 1 4 3 D. 4 1 2 3 Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burası bir kontrollü kavşaktır. Çünkü ne var arkadaşlar? Tabelalarımız var. Şu kutsal kalemi şuradan öncelikle bir çıkartayım ve soruyu açıklamasını yapıvereyim. Arkadaşlar şu tabelayı görüyorsak ana yoldasınız demektir. Şu tabelayı görüyorsanız tam tersi arkadaşlar. Bu tabelayı görüyorsanız tali yoldasınız demektir. Bu tabelayı görüyorsanız ana yoldasınız demektir. Şimdi gelelim zurnanın son deliğine. Arkadaşlar eğer burada tüm araçlar normal olmuş olsaydı, önce ana yoldakiler geçecekti, dönüş yapıyor olsalar bile sonra da tali yolda bulunan araçlar geçecekti arkadaşlar. Ama burada ne var? Geçiş üstünde sahip araç var. Fakat hangisi geçecek önce? Gelelim bu soruya. Aire sorusu biliyorum. Arkadaşlar öncelik sıralamasını katmanız lazım hesaba. Mesela ambulans olsaydı burada önce ambulans, sonra itfaiye, sonra polis. Eğer itfaiye varsa önce itfaiye, sonra polis. Eğer sadece polis varsa önce polis geçer arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Burada öncelikle ne geçecektir? İtfaiye geçecektir. Daha sonra polis geçecektir. Ondan sonra kavşak kurallarına geri dönüyoruz. Motorsuz taşıt varsa en son geçer. Ama burada arkadaşlar ne dedik? Ana yol tali yol olduğu için buna bile gerek kalmıyor. Önce ana yoldakiler geçer. O halde 3 numara geçecektir. En son 4 numaralı. Bakın ters üçgen tabela burada da var. Ne kadar yüzeyi gözükmese de biz ters üçgen olduğu için bunu anlıyoruz. O halde en son 4 numara geçecek. Yani sıralama 1, 2, 3 ve 4 şeklinde olacak. Evet, bir diğer sorumuz animasyonlu soru değerli arkadaşlarım. Bize ne demiş? Sürücünün hangisini yapması doğrudur demiş. Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi, korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması, bisikletin sağından yoluna devam etmesi, uyarı ışıklarını yakarak durması demiş. Evet, görüntüde de gördüğünüz üzere bir tane bisiklet sürücüsü ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Yolun ortasına doğru hafif yaklaşıyor. Aslında şu araçtan dolayı ne yapıyor? Buraya biraz yaklaşmış oluyor. Peki burada ne yapmamız lazım? Değerli arkadaşlarım, tekrar açayım isterseniz görüntüyü. Şöyle herhangi bir şekilde sağda solda zaten bir şey yok. Direkt olaraktan bizim oraya odaklanmamızı istiyor. Bakıyoruz. Evet. Geldim ve bisiklet sürücüsü yola hafif çıktı. Adam da bunun farkına vardı. Bisiklet sürücüsü kendi şeridinde dönüyor dikkat ediyorsanız. Şimdi diyor ki bize burada ne yapmam lazım? Arkadaşlar doğru cevabımız kesinlikle A şıkkı olacak. Hızınızı azaltacaksınız ve ne yapacaksınız? Şeridinizden devam edeceksiniz. Ya hocam korna çalarım. Arkadaşlar korna çalıp uyarma vesaire bize düşen davranışlar değildir. Ve herhangi bir soruda size korna çalarak uyarması vesaire diye bir şey geliyorsa yanlış olan şıktır. Sizi sabırsız olduğunuzu gösterecektir zira. Yine bisikletin sağından yoluna devam et demiş. Arkadaşlar solundan dese anlayacağız ama sağında zaten araç var, o yüzden biz sağından devam edemeyiz. Uyarı ışıklarının yakarak durması demiş. Hayır değerli arkadaşlarım, zaten trafik akıyor. Arkadaş da yoluna dönüyor. Biz ne yapacağız? Hızımızı azaltıp şeridimizde devam etmemiz gerekiyor. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. EDS'ye yani elektronik denetim sistemi. Arkadaşlar bu size kapan gibi böyle fotoğrafınızı çeker ve 2 gün sonra elinizde fotoğrafı gelir. Yakışıklı çıkmış mıyım diye bakarsanız cezanızı ödersiniz. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur demiş.
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine dik olacak şekilde tutulması, göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi, uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması, göğüs kemiği 3 santimetre aşağı inecek şekilde bası uygulanması. Doğru cevabımız evet, A şık olacakmış arkadaşlar. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine dik olacak 90 derecelik bir açıyla yapılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? Banket, terminal, hemzemin geçit ve taşıt yolu, yani kaplama demiş. Doğru cevabımız kaplama olacak arkadaşlar. Banket biliyorsunuz şevbaşı ile yol çizgisinin bittiği yerden itibaren olan yolun kenarında, hani yayalarında bazen yürümüş olduğu yere banket diyoruz arkadaşlar. Terminalin alakası yok bununla öncelikle. Terminal nedir? İşte araçların kalkış falan yaptığı yer. Hemzemin geçit bizim trenlerle karayollarının karşılaştığı yerlere denilir. Kaplama ise arkadaşlar, bugünkü asfaltın üzerine kaplama deliniyor arkadaşlar. Ortadan bölünmesiyle de şeritler oluşuyor. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir demiş. Dur, hızlan, yavaşla ve sağ yana şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı dur ol şey C şıkkı yavaşla olacak arkadaşlar. Dur'da nasıl bir şey vardı? Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Dur'da gördüğünüz gibi şöyle elini kaldırıyor arkadaşlar. Eğer böyleyse arkasında ve önündeki trafik duracak. Kollarının olmuş olduğu taraftaki trafik ne yapacak? Harekete geçecektir. Eğer bu şekilde elini aşağı yukarı yapıyorsa trafiği yavaşlatmaya çalışıyordur. Hızlı bir biçimde eliyle arkasına doğru işaret yapıyorsa trafiği hızlandırmaya çalışıyordur. Eğer araç duracaksa arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir el dur işareti yapıyor, diğeri ise durması gerektiği yönü belirtiyor arkadaşlar. Geceleyin geç işaretlerini görüyorsunuz ve geceleyin dur işareti. Bakın, biri biraz yukarıdan başlıyor arkadaşlar. Biri nasıl başlıyor? Direkt paralel olarak başlıyor. İkisini bu şekilde ayırt edebilirsiniz. İşte yere paralel olarak başlıyorsa dur. Eğer yere tam böyle yatay olaraktan başlıyorsa o halde geç anlamında. Bu ise yön belirtmedir. Geri dönmeyi falan belirtiyor. İşte geceleyin ne yapman gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Kollarda 3 yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayaya taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? Evet, böyle bir sürü yaya gördünüz. Sürücüsünüz, ne yapmalısınız? Etkili bir şekilde korna çalmalı, etkili fren yapıp yayanın dikkatini çekmeli, yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli, yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı demiş. Doğru cevabımız D şık olacak arkadaşlar. Duracağız, gerektiğinde de yayaya ne yapacağız? Yardımcı olacağız arkadaşlar. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun travması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? Boynuna boyunluk takıldıktan sonra, boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra, boyun ağrılarını dindirici ilaç verdikten sonra, boyun bölgesine masaj yapıp oturtulur şekilde demiş. Doğru cevabımız A şık olacak. Arkadaşlar, ilaçla ilgili bir seçenek varsa kesinlikle o seçenek yanlıştır. Çünkü ilk yardımcı hiçbir zaman ilaç veyahut da tedavi uygulamaz. Kaldı ki boyun hareketleri yaptırılmaz, çünkü boyun omurlarında masaj da yaptırılmaz aynı şekilde. Zarar olabilir ve kişinin eğer boyun omurlarına herhangi bir zarar varsa felç kalacaktır. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir demiş. Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceği, 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alanı olduğu, takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağı demiş. Tabii ki de
D şıkkı arkadaşlar. Araçların takip mesafesinin 70 metreden çok az pardon 70 metreden az olmaması gerektiğini söylüyor. Eğer 70 metreden az olursa büyük ihtimalle arkadaşlar ya kaygan bir yerdir ya mıcırlı bir yerdir. Hani boş yere koymazlar. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır demiş. Sis lambaları, park lambaları, iç aydınlatma lambaları, acil uyarı, dörtlü ikaz lambaları demiş. Tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Bunu bilmeyen zaten damdan aşağı ne yapıyorlar? Atıyorlar, kurtuluyorlar. Diğerlerinin zaten nerelerde kullanıldığı belli ama plaka lambaları otomatik yanar bu arada arkadaşlar. Siz kontağı çevirdiğiniz zaman plaka lambası varsa araçta otomatik yanacaktır. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 3 ve 4 demiş. Doğru cevabımız evet C şıkkı olacak. 2 ve 3 numaralı araçların burası sollama şeridir arkadaşlar. Ve buraları sürekli olarak işgal etmek nedir? Yasaktır. Bunu da söyleyelim. Bu arada burası nasıl bir yoldur? Bölünmüş yol mu? Çift yönlü yol mu? Bölünmüş bir yol değil mi? Nereden anladık? Bakın arkadaşlar ortada bir ayırıcı ile ayrılmış. Bunu da burada söylemiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi demiş. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Konuşabilmesi bu belirtilerden biri değildir. Eğer konuşuyorsa kısmi tıkanma vardır arkadaşlar. Diğerlerinde ise tam tıkanmanın belirtilerini vermiş bizlere. Peki tam tıkanma varsa hangi uygulamayı yapacağız? Evet, hemlik manevrasını yapacağız arkadaşlar. Hemlik manevrası unutmayın. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönünde hareketi kesinlikle yasaktır? Yalnız 1, yalnız 3, 1 ve 3, 2 ve 4 demiş. Bulan burayı arkadaşlar yani bileceğiz bunu. Bunu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar. Hatta İmam amcanın yanına götürüp pamuk ikramında bulunuyorlar. Arkadaşlar U dönüşü yapmak burada nasıldır? Yasaktır. Bakın bu levha onu söylüyor. Bu hareketlerin yapılması şunun yasaktır. Yani 2 ve 4 numaralı aracımız bunları kesinlikle yapamaz arkadaşlar. Ne yapması lazım hocam? Dönmesi için ne yapacak bu adam? Gidecek buraya. İleriden tekrar dönüp bu yoldan geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır demiş. Tabii ki de değiştirilir olacak. Arkadaşlar radyatörde ciddi bir devirdaim basıncı oluşacaktır. Eğer böyle bir hortumlarında çatlak varsa devirdaim pompasının basıncından dolayı siz bantlasanız da ne yaparsanız yapın ters bir zamanda oradan bir arıza verebilir. Ha acil durumda yaptınız gidin en kısa sırada gösterin arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Sola tehlikeli devamlı virajı, dönel kavşağa yaklaşıldığını, tünele yaklaşıldığını, sola mecburi yönü. Tabii ki de dönel kavşağa yaklaşıldığını bizlere bildirir arkadaşlar. Zaten uyarı levhasıdır. Yaklaşıyor. Ne yapacaksın? Hızını azaltacaksın ve uygun şeritten gideceksin arkadaşlar. Çekilen aracın freni bozuksa çeken ile çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır demiş. 1, 2, 3 ve 4 şıklarda verilmiş. Tabii ki de 1 olacak arkadaşlar. A şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer arkadaşlar diyelim ki bozuk ne yapmak lazım? Bir de arkadaşlar aradaki hani bağlantının bükülmeyen bir şey olması lazım. Bir demir gibi vesaire bükülmeyen bir şey olması lazım. Ki öndeki aracı da ne yapmasın? Zarar vermesin. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir demiş. Göz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından iyi görünmek, gaza basmadan aracın sabit hızla gitmesini sağlamak demiş.
Tabii ki de göz kamaşmasını önlemektir arkadaşlar. Özellikle geceleyin giderken arkadaşlar gözünüze öyle bir ışık gelir ki insan sinirden böyle bir an böyle el freni çekip levyeyle giresi gelir arkada garaja. Ama ne yapsın işte bu gibi yöntemlerle artık bunlar ne yapılıyor? Çözülüyor. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılmaz demiş. Önüne, arkasına, yol tarafına, ön ve arkasına 50 metre mesafede demiş. Tabii ki de ne yapılmaz arkadaşlar? C şık olacak. Yol tarafındaki yanına kesinlikle park yapılmaz. Zaten buraya arkadaşlar durarsan ne olur? Zaten yolun içine durmuş oluyorsun. Yakında arkadan biri sana toslayacaktır. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur demiş. Bir su içelim. Doğru cevabımız evet. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur arkadaşlar. Eğer bunu çıkartılmaz da onu da öyle söyleyeyim. Çıkartmak suçtur arkadaşlar. Hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır? Shaft, direksiyon, vites kutusu, helezon yaylar demiş. Tabii ki de helezon yaylar olacak arkadaşlar. Shaft bizim neyimizdir arkadaşlar? Aktarma organımızdır. Güç aktarma organımızdır. Şöyle motoru düşünürsek şu aradan vites şurada vites kolu arkadaşlar çıktı. Şuradan hop şurada bir şeye ulaştı. Tam bunun ortasından geçiyorum. Şöyle bir mil var. Burada da tekerler var arkadaşlar. Shaft dediğimiz unsur şurası oluyor arkadaşlar. Yani vites kutusundan diferansiyele güç aktaran kısımdır arkadaşlar. Diferansiyel ise aldığı bir gücü ne yapar? Akslara aktarır. Akslar da tekerleklere gönderir arkadaşlar. Direksiyon demiş. Direksiyonu biliyorsunuz. Vites kutusu yine aracımızın kademeli olarak hız yapması, geri gitmesini sağlayan dişlerden oluşan bir kutu. Ne diyoruz buna? Şanzıman da diyoruz arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği ve motor soğutması ışıklarda verilmiş. Tabii ki de doğru cevap motor yağı olacak arkadaşlar. Antifrizi biz radyatöre koyarız. Su soğutma suyunu koyarız yani. Ama motor yağını arkadaşlar buradan direkt motora ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Fren hidroliği için yine fren ile ilgili kısma koyarız arkadaşlar. Direksiyonu da koyarız aynı şekilde direksiyon hidroliğinde. Su soğutma suyunu dediğim gibi nereye koyarız? Antifrizle aynı yere radyatöre konulur arkadaşlar. Burada motorun üstünde size göstermek istediğim şu bizim alternatörümüzdür arkadaşlar. Ve aracımızı şarj eder arkadaşım. Eğer alternatör bozulursa ne olur? Akü ikaz ışığı yanacaktır. O yanmışsa ya bu kayış kopmuştur arkadaşlar ya da alternatörde arıza var demektir. Kopuk değilse akü şarj olmuyordur. Arkadaşlar eğer bunu sorarlarsa bunun adına ne denir arkadaşlar? Manifold denir. Egzoz manifolddur arkadaşlar bu. Bir de emme manifoldumuz var. Bu da diğer taraftan hava girişini sağlıyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bizim neyimizdir? Aracımıza ilk hareketi veren marş motorumuzdur arkadaşlar. Burada başka şu da pervanemiz arkadaşlar. Fan ne yapıyor? Hemen bunun önünde bulunan radyatöre üflüyor sürekli olarak. Hangisi trafik denetim sistemlerinin iletmesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? Trafik istemesi halinde beyan etmek demiş. Sürücü belgesi, araç bakım kartı, araç tescil belgesi, nüfus yani hüviyet cüzdanı demiş. Doğru cevabımız araç bakım kartı olacak arkadaşlar. Diğerleri de zaten isterler bizden. Araç tescil belgesi, nüfus cüzdanı vesaire bizden isterecektir. Fakat bakım kartını istemezler. Aracın motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su dökülüp sonra yangın söndürücü püskürtülür.
Aracın çevresinde yangın söndürücü püskürtülür demiş. Doğru cevabımız, evet, B şıkkı olacak arkadaşlar. Alt veyahut da üstünden ne yapıyoruz bunu? Önünün altından hemen şöyle ne yapacağız? Hemen püskürtmemiz gerekiyor kaputu açmadan. Çünkü açarsanız oksijenle temas artacak ve yanma hızı artacaktır arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz karşılıklı karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Direkt şıkları okumuyorum arkadaşlar. Olaya dahil oluyorum. Doğru cevabı hemen vereyim. 3, 2, 1 demiş. Burası bir kontrolsüz kavşaktır. Kontrolsüz kavşakta geçiş üstüne sahip araçlar varsa önce onlar geçer. Baktık yok arkadaşlar. O zaman sondan başa doğru gidelim. Eğer motorsuz taşıt varsa en son onlar geçer dedik. Var mı? Yok arkadaşlar. Yine lastik tekerlek traktör veyahut da iş makinesi varsa en sona geçer dedik. Var mı? Baktım. Yok arkadaşlar. O halde buradan ötesi aynıdır. Ne yapacağız? Dönüş yapan araçlar en son geçer diyeceğiz. O halde bu 3 numara olacak. 3 olarak. Yani 1. 3. sırada geçecek. Bundan sonra baktığımız zaman arkadaşlar her zaman sağdaki geçecek. Ortaya durduk. Sağ tarafımızda araç var mı? Var. Evet arkadaşlar. En sağdaki araç önce geçecek. Daha sonra solundaki araç geçecek. Yani 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinçli algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içerisinde olmasını sağlayan, işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır demiş. Omurilik, pankreas, böbrekler, akciğerler demiş. Tabii ki de omurilik olacak arkadaşlar. Tüm sinir sistemimiz omurilik ne yapıyor? İçinden geçiyor arkadaşlar. Herhangi bir hasar almasında ise ilgili bölgeler ne olacaktır? Felç olacaktır. Trafik işaretleriyle ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Görünmelerini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır arkadaşlar. Yenisiyle değiştirilmesi veyahut da eksikliklerin bildirilmesi ya da zarar veren sorumluların masrafların ödenmesi ise zaten olması gerekenlerdir. Ama engelleyecek şekilde park etmek yasak olan şeydir arkadaşlar. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız evet, takip mesafesini arttırmamız gerekir arkadaşlar. Yani normal takip mesafesine uymanın da aksine ne yapmamız lazım? Aradaki farkı arttırmamız lazım. Azaltmamız lazım. Ani fren yapmaktan kaçınmamız lazım arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız, kalbin yani dakikada atımı hangi değerler arasında olmalıdır demiş. Doğru cevabımız evet, C şıkkı olacak arkadaşlar. 60 ila 100 arasında olmalıdır arkadaşlar. Tatlıdır yılanı deliğinden çıkartır atasözü ile trafik adamına hangi yaklaşımı destekler demiş. Öfke mi, iftiras, entrika, konuşma üslubu demiş. Tabii ki de konuşma üslubu olacak doğru cevabımız. Diğerlerine baktığımız zaman öfke, iftiras ve entrikanın zaten olumsuz şeyler olduğu gayet açıkça arkadaşlar. Genelde değerli arkadaşlarım trafik adamı sorularında ya 3 tane olumsuz vardır, bir tane olumlu vardır ya da 3 tane olumlu vardır, bir tane olumsuz vardır. Genelde de doğru cevap odur. Bunu da aklınızın bir köşesine not alalım. Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup iz bırakmayan yanıklardandır demiş. Doğru cevabımız A şıkkı. 1. derece yanıklar en hafif olanlarıdır. Arkadaşlar 3. derece yanıklar ise artık her şeyin böyle oralardaki belli dokuların ciddi manada kaybolduğu ve geri dönüşü olmayan hasarları olan yanıklardır. 2. derece buna nazaran biraz daha hafiftir ama 3. derece en ağırıdır arkadaşlar. Şekle göre 1 numarada araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, B şıkkı olacak. Öndeki aracı geçmesi yanlıştır. Zaten yolda ne var? Devamlı çizgi var. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Devamlı çizgi var ise mutlaka bir sebebi vardır. Bakın burada önü gözükmüyor arkadaşlar. Bu arkadaş sollama yaparsa yüksek ihtimalle imamın yanına göndereceğiz kendisini 3 evet ile.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir demiş. Doğru cevabımız birinci derece yanıklar demiş. Arkadaşlar zaten en hafif yanıklar olduğunu söyledim. Mesela parmağınıza bir damla sıcak su düştü. Al sana birinci derece yanık. Suda boğulma, zehirli gazların solunması, solunum yolunun tıkanması ise arkadaşlar solunumun durmalarından biri olabilecek şeylerdir arkadaşlar. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir demiş. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı arkadaşlar. Dilin geriye kaçması arkadaşlar ne olacaktır? Bizim boğulmamıza sebebiyet verecektir. Geriye kalan çenenin kasılması sırasında bizim vatandaşlarımızda şöyle bir sıkıntı var. Çene kasılınca Allah gidiyor bu diyor. Koşun lan ölüyor lan bu diyorlar. Arkadaşlar bizim nefes alma organımız ağzımız, tamam ağzımızdan nefes alıyoruz ama asıl nefes alma organımız burnumuzdur. Ve çeneniz ne kadar kasarsanız kasın bakın burundan nefes almaya devam ederiz arkadaşlar. O yüzden mesela sarı rahatsızlıklarında hemen çeneyi aşmaya çalışırlar. Bu yanlış bir uygulamadır. Aslında kendiliğinden geçmesinin beklenmesi gerekir. Vücudun kasılması yine ona keza alakası yok. Baş çene pozisyonunun verilmesi boğulmasına sebebiyet vermeyecektir arkadaşlar. Tam tersine nefesin açılmasına sebebiyet verecektir. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi araçlar yanlış park etmiştir demiş arkadaşlar. Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 şıklarda vermiş. Tabii ki de A şıkkı arkadaşlar. A şıkkında gördüğünüz gibi yola paralel park etmiş ama burada yola dikine park edilmesini bize ne yapıyor söyleniyor. Eğer aracın arkasını gösteriyorsa burada arkadaşlar o halde aracın arkasını gösteriyorsa bunlar yanlış park etmiş, bu doğru yapmış anlamına gelir. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı döndürme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevap tabii ki de hidrolik direksiyon olacak. Hava yastığının bununla alakası yoktur. Kazanında açılır arkadaşlar. Hidrolik fren artık her araçta var arkadaşlar. Zaten bastığınız zaman fren devreye giriyor. Yağlı frenlere hidrolik fren denilir. Otomatik hız kontrol demiş. Bununla alakası yok. Hızımızı işte hız sabitleyici vesaire onunla alakalı. Hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur demiş. Doğru cevabımız kalorifer hortumlarının su sızdırması olacak arkadaşlar. Hararet gösterinin arızalanması, vantilatör kayışının gergin olması veyahut da debriyajın kaçırmasıyla bunun hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Ha, hararet yükseliyorsa evet hararet gösterisi arızalanmış olabilir ama soğutma suyu azalıyorsa doğru cevap A şıkkıdır. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? Doğru cevabımız çekici olacak arkadaşlar. Bu araç yük taşımaz. Bu araçları hani yanlış parkla vesaire çeken araçlarla karıştırmayın arkadaşlar, tamam mı? Çekici bizim bu tırların hani dorsesiz hali var ya, ona deniliyor çekici diye. Yok, öteki ise kurtarıcıdır arkadaşlar. Hani o aracı yükleyip götürenler var ya, onlar kurtarıcıdır. Onunla kesinlikle bu çekiciyi karıştırmayın. Google amcaya yazın bakalım çekici yazdığı zaman ne çıkacak arkadaşlar. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu taşıtların, motorlu araçların asgari yani en az hız sınırı saatte kaç kilometredir demiş. 15, 35, 40, 50 demiş. Evet, otoyollarda arkadaşlar en aşağı hızınız 40 olmalıdır. Bu hızın altında gidemezsiniz, yasaktır. Zaten %90 eğer böyle bir şey yaptıysanız kazaya sebebiyet de verirsiniz. Hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır, daha fazladır demiş. Tabii ki de kaburga kemiği. Kaval, uyluk ve pazı kemiğinin bununla alakası yoktur. Çünkü kolda ve kalçada bulunan, işte bayakta bulunan kemiklerdir bunlar. Hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Tansiyonu düşük ve nabız anlamayanlarda, burundan ve kulağından kan olanlarda, el bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda, bacağında açık kırık ve kanama olanlarda demiş.
Doğru cevabımız B şık olacak. Burundan ve kulağında kanama olanlarda vermek sakıncalıdır arkadaşlar. Şok pozisyonu. Şok pozisyonu nasıl olduğunu bilmeyen kardeşlerim. Bakın şöyle kelleyi şöyle koyuyoruz. Şok pozisyonunu tarif ediyorum. Şöyle ayaklar 30 cm yukarıya kalkacak şekilde ne yapıyoruz? Altına koyuyoruz. Bu arada benim çizimler çok çılgındır. Kendinize dikkat edin. Şöyle adamın ağzı olsun bu da. Buradan kanın ne yapmasını istiyoruz? Kafaya gitmesini istiyoruz. Eğer burunda ve kulakta kanama varsa kanamayı arttırırsınız böyle bir şey yaptığınız zaman. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır demiş. Tabii ki de debriyaj olacak arkadaşlar. Debriyaja bastığınız zaman bu ikisini birbirinden ayırır ve kolay bir biçimde vites değiştirebilirsiniz. Belediye sınırları içinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir demiş. Tabii ki de karayollarına eğer bir şey varsa ne yapacağız? Eğer belediye sınırları içerisindeyse belediye başkanından, karayollarında ise Karayollar Genel Müdürlüğü'nden ne yapmak gerekir? İzin almak gerekir arkadaşlar. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması yukarıdakilerden hangilerine neden olabilir demiş. Hepsine neden olur arkadaşlar. Hem damar sinir sıkışması bizzat başıma gelen bir olaydır bu. Amcam böyle sürekli çıkık işleriyle olan bir insan. Gitti kendi belini kattırdı geldi. Bir daha gitti kattırdı geldi. Köyde yerinde çoktur böyle şeyler. Bir daha gitti arkadaşlar. Ondan sonra tekrar tekrar gidiyor artık. Neden? 1. Çıkık sık sık tekrar edecektir. 2. Siz birinci de büyük ihtimalle ya damar ya sinir bir şey sıkıştırabilir. Bu daha büyük şeylere sebep olur. Hatta şöyle söyleyeyim size. Hani önemli bir şeyi oradan yok ederse kangren olur, kolunuzu kesebilirler, kulağınızı kesebilirler, aman diyeyim. Geri dönülmeyecek şekilde tahribata sebebiyet olabilir. D şıkkı olacak. O yüzden çıkıkçıya fazla güvenmeyin arkadaşlar. Doktor amca zaten en iyisini bilir. Orada bir çıkık varsa doktor zaten ne yapacaktır? Onu yerine koyacaktır. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya İbreli uyarıcıların topladığı bölüme ne ad verilir demiş. Hani İbreli uyarıcıların toplandığı bölüm diyor aracımızda. Kabin gösterge paneli, başlık ve sigorta tabiyesi çıklarda verilmiş. Doğru cevabımız gösterge paneli olacak. Bu işte arkadaşlar hız göstergesinin falan olduğu yerlere diyoruz. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız evet. 5 olacak arkadaşlar. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi demiş. Şöyle bir şıkları okuyalım. Acaba doğru cevap B mi? Yaralının araçtan çıkabileceği giriş yerlerinin çıkış yerlerinin sağlanması, motorun durdurulup sabitlenmesi demiş. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız evet B şıkkı olacak. Önce motorun durdurup sabitleyeceğiz. Daha sonra A şıkkı, daha sonra C şıkkı. Tıbbi yardım arkadaşlar, tıbbi yardım yapmıyoruz. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. İlk yardımcı tıbbi yardım yapmaz. Siz hayatının devamlılığını sağlayacaksınız arkadaşlar. Hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir demiş. Kan, kalp, eklemler, kan damarları şeklinde verilmiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Eklemler olacak arkadaşlar. Dolaşım sistemi oluşturanlardan biri değildir. Kalp, kan ve kan damarları olacak arkadaşlar. Devam. Demir yolu yani hemzemin geçidine yaklaşıldığında aşağıdakilerden hangisine yapılması yasaktır demiş. Hemzemin geçide yaklaşıyorsunuz. Bunlardan hangisini yapmanız yasaktır? Soru gayet bu. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi, bariyer kapalı ise durdurulması, öndeki aracın geçilmesi, hızın azaltılması demiş. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar zaten kavşaklara, hemzemin geçidi böyle yerlere yaklaşırken araç geçilmesi yasaktır. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalı demiş. Doğru cevabımız yan yatış pozisyonu olacak arkadaşlar. Akü içerisindeki elektrolit seviyesinin plakalarının neresinde tutmalıdır, neresinde olmalıdır?
tabii ki de üzerinde olmalıdır arkadaşlar. 1-2 santim üstünde olması gerekiyor. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamaya ne ad verilir demiş. Tabii ki de ilk yardım arkadaşlar. Bunu bilemeyeni dövüyorlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.